Sevgili dostlar, bugün Üçler Mezarlığı'nın içerisinde Eva de Vitray Meyerovic'in kabrinin başındayız. Bu kabir Üçler Mezarlığı'nın içerisinde Şehitler Abidesi'nin hemen karşısında, ona çok yakın. Eva de Vitray Meyerovic 1909 yılında Paris'te Katolik ve aristokrat bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Rahibe bir anne ve rahip bir babaya sahip olan Meyerovic çocukluğunu kilisede geçirdi. Lise dönemlerinde Latince ve Grekçe öğrendi. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra felsefe üzerine doktora yaptı. Çalışmalarını edebiyat ve felsefe alanlarında yoğunlaştırdı. Dünya çapında birçok yeri gezen ve önemli kişilerle tanışma fırsatı bulan Meyerovic, Hindistan seyahati sırasında Albert Einstein'ın Hintli bir öğrencisiyle tanıştı. Bu öğrenci Meyerovic'e Pakistanlı düşünür Muhammed İkbal'in İslam'da dini düşüncenin yeniden inşası isimli kitabını hediye etti. Meyerovic bu kitabı okumaya başladı ve çok etkilendi. Aradığı sorulara cevap bulabilmek için araştırmaya devam etti. Muhammed İkbal'in kitabında sık sık Hazreti Mevlana'ya atıfta bulunulduğunu gören Meyerovic, Mevlana'yı araştırmaya çalıştı ama Mevlana'nın Fransızca'ya çevrilmiş hiçbir eseri olmadığından başarılı olamadı. Peki kimdi bu Mevlana, Mevlevilik neydi? Aradığı sorulara cevap bulamayan Meyerovic, Mevlana'nın eserlerinin aslından okuyabilmek için Farsça öğrenmeye karar verdi. İran'a gitti, 2 yıl İran'da kaldı, Farsça eğitimi aldı ve Mesnevi'yi okumaya başladı. Mesnevi'yi okudukça kafasındaki soru işaretleri artmaya başladı. Hristiyanlığı sorgulamaya, Mevlana ve Muhammed İkbal'in eserlerini okudukça İslamiyet'e de yaklaşmaya başladı. Kafasında beliren sorulara cevap aradığı zamanlar, Allah'a bana ne yapmam gerektiğini sen söyle, bana bir işaret gönder Allah'ım diye dua eden Meyerovic, rüyasında kendi mezar taşını gördü. Mezar taşında Havva yazmaktaydı. Bu rüyanın üzerine Müslüman olmaya karar veren Meyerovic, Havva ismini aldı. Mevlana ve Muhammed İkbal'in bütün kitaplarını Fransızca'ya çevirdi. Konya'ya gelmek için yola koyulan Meyerovic, çocuklar gibi heyecanlıydı. Mevlana'ya kavuşacaktı. Konya'da bir konferans konuşmacısı olarak davetliydi ama aynı zamanda konferanstaki konuşmasında İslamiyet'in güzelliklerinden bahsetti ve sonunda şöyle dedi. Paris'teyken etrafı şaşkın gözlerle izleyen bir turiste benziyordum. Öldüğüm zaman kendimi evimde gibi hissettiğim, ait olduğum bu topraklara, Türkiye'ye gömün beni. Hazreti Mevlana'nın gölgesi altında yatmak istiyorum, dedi. Fransa'ya döndükten sonra da çalışmalarına devam eden Meyerovic, Mevlana hakkında radyo programları, konferanslar yaptı ve çeşitli kitaplar yazdı. Eva de Vitray Meyerovic 24 Temmuz 1999'da vefat etti. 9 sene Paris'te Hristiyan mezarlığında kalan Meyerovic'in vasiyeti 2008 yılında Hacı Veysade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla yerine getirildi. Havva ismini alan Eva de Vitray Meyerovic'in arkasında onlarca kitabı var. Bu kitaplardan çoğu tasavvufla ilgili. Gerek Doğu dillerinden gerek Batı dillerinden birçok dili biliyordu. Kitaplarında bu dillerde yazmıştı. Doğu dillerinden Arapça, Farsça ve Urduca'yı biliyordu. Batı dillerinden ise İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca gibi dilleri biliyordu. Eva de Vitray Meyerovic'in mezar taşını okumaya çalışacağız şimdi. En yukarıda Hüvel Baki yazıyor. Sadece Allah bakidir. Her şey fanidir manasında çok kullanılıyor. Aşağıda birinci satırda Fransız asıllı
Eva de Vitray aşağıda. Vitray Meyerovic. D var bir de en sonda. Ç'den sonra bir de D var. Fransız asıllı Eva de Vitray Meyerovic de. Birinci satır bitti. İkinci satıra geçelim. Müslüman aşağıda Müslüman yazıyor. Hemen üstüne geçtik. Olup Müslüman olup hidayete hemen üstünde irdi. Hidayete erdi. Lütfullah, lütf aşağıda. Allah Teala, lafzatullah her zaman yukarıya yazılır. Lütfullah ile, Allah'ın lütfuyla Müslüman oldu, hidayete erdi. Güzel. Üçüncü satır. Himmeti Mevlana. Himmeti Mevlana ile pek çok hizmetler eyledi. Y'yi en sona, en üste yazmış. Y'nin kuyruğunu başa kadar çekmiş. Himmeti Mevlana ile pek çok hizmetler eyledi. Dilerim ukbada. Dilerim ukbada şereflenir cemalullah ile vefatını yukarıda vefatını işiden nun hemen işinin yukarısında vefatını işiden yani işiten yakut söyledi tarihini. Demek ki bu şiiri yazan, bu tarihi söyleyen yakut mahlaslı bir şairmiş. Vefatını işiten yakut söyledi tarihini. Ondan sonra en son satır Mevlevi diye başlıyor. Mevlevi Havva derken böyle ilk önce ha sonra vav çok kolay seçilmiyor. Havva hanım hanum. Bakın onu da çok güzel yazmış. Mevlevi Havva hanım gitti Naime. Aşağıda Naime var. Aşkullah ile. Mevlevi Havva hanım gitti Naime. Naim cennet oluyor. Aşkullah ile Allah'ın aşkıyla. Ondan sonra tevellüdü diyor yukarıda. 1909 demiş. Sonra vefatı demiş. 24 galiba. 24 Temmuz 1999. Allah rahmet eylesin. Bugün ziyarete geldik. Duamızı okuyacağız. Siz de birer Fatiha gönderin Havva Hanım'a. Allah rahmet eylesin. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayırlı günler dileriz.